Oo, bakıyorum havayı güzel bulunca hemen kendinizi dışarı atmışsınız. Ya sorma. Ya aslında biz senin bir konuda fikrini almak için çağırdık. Selena. Yarın bir günlüğüne Cennet annemleri görmeye gidebilir miyiz? Şey, hani anneler günü ya. Nazlıcığım, maalesef böyle bir şey mümkün değil. Benim böyle bir gücüm yok. Nazlıcığım, konuştuk ya demin bunları. Olsun, yine sormak istedim. Ah canım benim, gel. Selena, aslında biz seni bir konuda fikrini almak için çağırdık. Öyle mi? Hangi konuda? Yarın anneler günü ya, Müstesna teyzeye bir hediye almak istiyoruz. Çok iyi fikir, çok iyi düşünmüşsünüz. Evet ama bu kadar değil. Selena Hanım tutturdu Asya yengeye de hediye alıp onu da anneler gününü kutlayalım diye. Haksız mıyım Selena? Haksızsın tabii. Yani sırf bugün dışarı çıkmayalım diye bize bir sürü çamaşır ütületti. Ya Selena, haksız değil mi? Bir şeyler söylesene. Yani Leyla'cığım, aslında doğrusunu söylemek gerekirse bence ablan haklı. Ne yani? Sen de mi Asya yengenin tarafını tutuyorsun? Hayatım, bunun taraf tutmakla ne alakası var? Yani tamam, Aslı yengenin size bayıldığını söyleyemem. Evet, bize bayılmadığı gibi bizi rencide etmeye bayılıyor. O da doğru. Ama ne olursa olsun bu onun da bir anne olduğu gerçeğini değiştirmez. Hem yani içinden gelerek olmasa da evde kalmanıza da izin veriyor. Yani amcanızın da karısı. Tabii en önemlisi, bir insana iyilik yapmanın şartı onun da size iyi davranması demek değildir. Ama bizim paramız onun beğeneceği hediyeyi almaya yetmez ki. Olsun Leyla'cığım. Hem önemli olan kaç liraya alındığı değil, hediyenin hangi duygularla alındığıdır. Galiba haklısın. O zaman kızlar, harçlıklarınızı birleştirip hem Aslı yengenize hem de Müstesna teyzenize hediye alabiliriz. Hadi o zaman hediye almaya gidiyoruz.